Merhaba duduşlarım, merhaba. Tekrar karşınızdayız, hep beraberiz. Feyza beni sinir etme, bu da beni sinir ediyor. Kediler gitti, bize kaldı. Farelere meydan kaldı. Feyza'la beraber yalnız. Sen bugün kahve içmedin değil mi? Hadi yap ama sütsüz yap içelim. Annesi pek izin vermiyor. Ben de diyorum günde bir tane içsin diyorum. İyi diyorum. Biz içtik canım hep beraber. He? Allah. Hayır. Zımbayı ver. Yani annem ver dedi. Defter gibi bir şey yapıyordu. Ucuna şey tıkamış. Oynamur koymuş. Bakayım. Oynamur demek koymuş. Demek oyun hamuruyla bir hamalayla. Al, hayır. Çıkardım işte. Be. Oyun hamuruna niye zımba basıyor? İşte yapmış bir şey. Basmış yere dökme de şey olmasın. Hadi defter içecek sen kahve yap hadi. Hadi yap hadi. Bak bak. Hay eline battı, hay eline bak. Limon yiyor, limon yiyor. Evet, yorumlarınızı okudum. Anca okuyabildim. Hadi yap da içelim anneanne. İçince misin? Şimdi bana yapacaksın. Mecbur o zaman içeceğim. Çikolata koyma. Aman anne ya. Şimdi kim yapacak kahveyi? Ne kadar ayıp. Anneannen her dediğinizi yapıyor. Siz... Evet, yorumlarda Feyza'nın yok kız, şekerini gayet düzgün güzel koyduydu Feyza. İyi, tadı tam benlik olmuş. Fazla tatlı yiyemiyorum. Belki size oradan şekeri fazla gibi geldi. Evet, eski YouTuber'lardan kim kaldı? Feyza kaldı ama ne güzel yapmış değil mi açılışını? Bayıldım ben de. Hadi kalk, hadi kalk. Ay limonu bana, ben bakmayayım aslında sana. Evet, başka bazı birkaç kişi yine tekrar aynı şeyleri söylemiş. Kırıştım iyice, yaşlandım. Yine söylüyorum, benim hiç kimseye kırgınlığım, dargınlığım yok. Ay, biraz zor mu iyileşeceğim bilmem. Öksürüğüm, ağrılarım geçti de yalnız bir halsizlik var. Düz yolda dahi biraz zor yürüyorum. Evet, anılardan demişsiniz. Yapma anneciğim, şunu da al. Yapmayayım. Anılar güzel. Hayır, onu yapma dedim. Onu yapma demedim. Feyza, öf Feyza. Ömrümü yeme Feyza. Ne yapacağız ikimiz bugün evde bilmem. Saat kaç daha? Saat 11.30 mu? Kaç saatte? Bakayım telefonuma. Evet, 11.30 saat. İsmail'in arkadaşına gittiler. Burada bir arkadaşıyla toplanıp işte geldi. Götürecek Salim'in yanında çalışan birisi. Akşam Müküler vardı, yeğenim vardı. Bayağı bir oturduk, iyi, hoş, güzel sohbet ettik. En son Robi. Şey yaptık, sohbet ettik. İlla ki hala dedi, gel gidelim falan dedi yeğenim, Lülü, Mükü. Belgin de dedi, o iyileşesiye kadar hiçbir yere çıkmak yok dedi. Gerçi biraz benim de şeyim, canım istemedi gitmek. Dedim, hadi haftaya olsun dedim. Belgin de veto koydum. Yok dedi. İyileşsin ondan sonra dedi. Biliyor çünkü gezeceğiz. Evet, anılar anılar demiştik. Anılar nasıl? Aklım o an öyle yemek yaparken geldi. Aslında kısa kısa kesit kesit çok başımdan geçen şeyler var. Mesela vlogumun birinde demiştim. Aklıma hani bir diş konusunda bir anım var diyerekten. Diye. Hadi bir daha söylemeyeceğim ama. Sen de. İsmail'in hakikaten cesaretine bayıldım. Ben ona abo baktım tabii. Şey çok güzel. Mekan muayenehane bayıldım. Bir an dişimden problemim olsun istedim ama ben o öyle o cesaretle o şekilde İsmail'in oturduğu gibi kesinlikle ben ay oturamam. Benim yani öyle bu dişlerimden çok çektim ben ya. Aman Allah. Gerçi insan neresi ağrırsa canı orada da benim çektiğim o dişlerimden ben vlogumun birinde söylemiştim. Ben bir herhalde 10 yaşlarındaydım. Kalçamdan büyük ihtimalle üşüttüm. Annem götürdüydü. Ya bakma işte. Niye bakıyorsun? Kafam hep öyle tedirginim. Hayır, iğnenin acısından değil. İğnenin ucunu görünce bir tuhaf oluyor. Mesela balonu da. Biri benim yanımda balon şişiremez aklım çıkar benim. Hani ne var bilmiyorum işte. Öyle bir korku yani. Dişçiden de tekme atmışlığım vardır yani. Diş yaptırırken, oydururken ben uyuşturmadan dişimi oydurduğumu bilirim. Yani sırf o iğneyi görmeyeyim diye. Ama birkaç kere de dişçinin elini ısırdım tabii ki. Can
babasıyla. Bizim ben orta bire gidiyordum büyük ihtimalle. Bir laf vardır büyüklerin, büyük konuşma, büyük lokma yut diyerekten diye. Hani hakikaten bunlar atasözleri gerçekten çok doğru bence. Bizim evimizin yanında orta bire gidiyordum işte o zamanlar. Bir komşumuz vardı. Ya adı neydi, her neyse şimdi sağ sağ Allah uzun ömürler versin, kaybettiyse de yani mekanı cennet olsun. Boy boy küçük küçük böyle 5 tane çocukları vardı. Hamileydi yine. Allah'ım ya Rabbim, bir gece o böyle saat 12'den sonra, birden sonra insanın neresi ağrırsa derler ya hani, hem canı orada hem de her hastalık gece daha farklı ağırlaşıyor yani. Diş olsun bu, neren ağrıyorsa, baş ağrısı, yani neresi olursa olsun. Gündüze nazaran ben ona inanırım, gece daha farklı oluyor. Anam dışarıda bir bağırışmalar, bir bağırışmalar ama öyle böyle değil. Saat 12'yi geçti. Ayşe'yi de, Ayşe adı aklıma geldi. Sokağa atmış kadın kendini, 8-8,5 aylıkta hamile. Dişi tutmuş. Ama eli böyle burasında sokakta volta atıyor. Ay ne güzel günlerdi ya. Koskoca bir mahalle birbirini tanıyor. Böyle akraba gibisin. Yani o kadar güzel günlerdi ki onlar. Annemden tabii ki ufaktı. Çocuklar onun ufak ufaktı. Ben orta bire gidiyorum, en küçük. Evin en küçüğü ben olduğum için. Annem çıktı ondan sonra, gel kızım gel buraya dedi. Ayşe dedi, bağırma dedi, bak dedi, böyle hamilesin dedi, benim sokaklarda dedi, bir şey olacak dedi. Ama o bağırma falan bırak, resmen oluyor gibi yani. Mesaj geldi Betüş'ümden. Ondan sonra resmen oluyor yani. Sözüm meclisten dışarıya. Eli de böyle, ooo böyle bir görsen. Tabii dişçiye ben, çocuk aklı bilmiyorsun diyor. Anneme dedim bu ne ya dedim, böyle dedim hani. Ama o kadıncağız o dişinin ağrısını doğum yapasıya kadar. Hani dişçiye de gidemiyormuş. İlaç bilmiyorsun ki yani, bilinçsiz biz çocuk, ne bileceğiz onu. Anneciğim mekanı cennet olsun o zaman dedi. Kızım dedi, dişçiye dedi hamileyken dedi. Gidilmez dedi. Hani bir de ilaç yapamazlar dedi. Çekemezler dedi. Böyle kadıncağız doğurasıya kadar öyle sokaklarda bağırdı ya. Aman vallahi billahi. İşte o zaman dedim, aman dedim ne olacak dedim. Git işte derler ya, büyük konuşma, büyük lokma yut. Çektirsin onda dedim, ne var dedim. Ben ilaç da veremiyorlarmış. Ne biliyorsun ki, ne konuşuyorsun aslında işte. Ondan sonra bir de annem o zaman, annemin dediği bir laf vardı dediydi. Hamileyken çekilen diş, yani işte büyüklerin dediği, belki de ben ona inandım değil de başıma da geldi. Çekilen diş, her hamile kaldığında dişlerini dökermiş. Öyle söylediydi annem o zaman yani. Neyse tabii yıllar, aylar geçti. Ben hakikaten o çocuk aklıyla kınadıydım yani o zaman. Ayşe ablamızı ben. Tabii ben evlendim, ettim. Kız hiç dişlerimde hiçbir sıkıntım yok. Anam ben hamile kaldım. Bende bir diş ağrısı. Bende bir diş ağrısı. Ölüyorum. Doktora gittim. Annem de biliyor. Ve daha yeni hamileyim. En büyük kızıma, Ebru'ya. Doktor dedi, tabii yeni hamile oldum. Yok dedi. Ya dedim, çek. Ben duramam. Çek ya, olursa dedim. Ya ne olursa olsun, olacaksa bana olsun. Annemden saklı. Ya anneme kalsa, yoksa imkanı yok, annem çektirtmez. Ben o dişi çektirdim. Ben o dişi çektirdim ama ben her hamile kaldığımda, benim yaşasaydı zaten 7 tane olacaktı. Benim dişlerim mahvoldu. İkişer üçer o diş ağrısında. Hele belginde hiç unutmuyorum onu. Ebru'da zaten herhalde 2 tane çektirdiydim arkalardan. Sonra tabii ki yapılandırmaya geçtik.
ev yavı yapılandırmaya geçti kız. Daha yaşım kaç zaten küçük evlendim. Neyse ben yine hamile kaldım. Biliyorsunuz benim çocuklarımın arasında 1,5 yaş var. Yine aynı şekilde dişime. Sabahlara kadar Ayşe ablacık aklıma geldi. Uluyorum resmen uluyorum. Ay kız o diş ağrısı da o kadar kötü ki. 3,5 aylık hamileyim. Delireceğim yok. Doğru dişçiye. Ben hiçbir sefer anneme zormadı. Gittim dişçiye. Ben çekemem nasıl? Ya çek diyorum. Çek sorumluluk bende. Ya ben çek. Dayanamıyorum çünkü ki. Bir de 9 ay onu mesela falan 7 ayı nasıl dayanacaksın o ağrıyla? Dişçiyle bayağı sürtüştük. Ondan sonra çekmedi dişçi. Anam geliyorum eve öyle oluyor böyle oluyor. Yok anam o diş ağrısı öldürüyor beni. Gene gittim adama musallat oldum. hemen gene mi yapmadın kendini? İçmeyeceğim. Aşk olsun sana Feyza. Feyza limonu çok yiyorsun ama o ne öyle? İnanmıyorum sana. Hayır canım. Çikolata limonu. Gene doğramışsın. O kadar olsun, bu kadar olsun. Fazlası zarar ya. Tansiyonunla oynar. Getir bak dökmüşüm. Kahveyi peçete koyayım altına. Hayret bir şey. Çerez gibi limon yiyor ya. Üçüncü gitmede adam pes etti. Baktı gördü benimle baş edecek gibi değil. O ne lan? Ben dedi sorumluluk dedi almıyorum dedi. Baktı çirkef ben. Çirkeflikten ziyade dişimin şeyi. Bir de eşimin iş yeri, kendi iş yeri aynı sıradaydı. Oraya yönlendirdi. Eşimi de tanıyormuş. O şey yaptıydı. Baktı gördü adam baş edemedi. Üçüncü vallahi bilmiyorum. Dördüncü musallat oldum adamın başına. Tabii ben cahil olsam 18 yaşlarında falanım ben. Adam bir şey de diyemiyor. Eşimi tanıdığı için. Dükkan komşular mesela. 4-5 dükkan aşağısında da eşimin iş yeri. Musallat olunca adam ben dedi mesuliyet kabul etmiyorum dedi. Otur dedi çekeyim dedi. Hiç unutmuyorum. Üst dişimdi o. Yani altta değil üstteydi. Ama o dişlerden çektim. Üf ama kız anlatsam çatlarsınız gülmekten. Bir tane var bayılırsınız gülmekten. Gece uykumdan uyandırdıydı beni. Söylemişimdir onu. Çekti. Ben gözümü kapadım. Neyse iğnemi çektik. Tabii onun ağrısında ötekini düşünemiyorsun iğnenin acısını. Sen ne yapıyorsun? Çözüyorum. İyi çöz. Eve geldik. Ben de bir rahatlama. Akşamüstü oldu. Saat 9-9.30 gibi. Ebru yattı uyudu. Televizyon seyrederken işte eşimi yattı. 9.30 ondan sonra benim o çekilen dişimde bir başladı ağrı. Delireceğim. Ağrı öyle böyle ağrı değil. Gündüz olsa gideceğim adamın dükkanını yıkacağım başına. Yok anam bak işte cahillik ya. İşte vallahi ne bileyim bilinçsizlik mi, cahillik mi, aptallık mı? Ne derseniz deyin. Can acısından mı artık? Aman ha benim söylediklerimi kimse uygulamasın da. Yani hoş bir şey değil yaptıklarım. Şöyle dilimi şey yapıyorum. Çekilen yere gidiyorum. Kemik var dedim bu parça bıraktı içinde. Dişim kırıldı. İçinde bir kıymık var. O ağrı yapıyor kökten. Ama dilimi de şimdi uyladım ya soktukça dilime takılıyor. Cımbız. Yıkadım. Orayı oy. Orayı oy. O ağrıyla beraber o canla o şeyi kalan kemiği çıkaracağım. Ben asılıyorum o gelmiyor. Ben asıl ama o sabaha kadar uyku yok. Artık o cımbızla
O tığlarla, nelerle. Kan bir tarafta. Şu kadar uyku yok. Ben kurcaladıkça ağrı kudurdu. Evin içinde deli danalar gibi dönüyorum. Oraya mı bakıyorum, test mi çiziyor? Benim bura şişti böyle, göz kapandı. Buram oldu komple şey, simsiyah gözümün altı. Gözüm küçüldü, kapandı. Bu suratım çarpılmış gibi, şeyden sağ taraftan sol taraftan darbe yemiş gibi. Yok. Bir ara iniltime rahmetli kalktı eşim. Ya sen ne halde, suratımı bir gördü, şok oldu adam. Saat belki gece artık sabaha karşı 3 oldu. Dedim kırık bırakmış, ben saydırıyorum artık. Ama öyle böyle değil. Gece her tarafı çınlamıştır, yanmıştır dişinin. Dedi yoktur, sana öyle geliyordur. Ya dedim dilimi sokuyorum dedim, dilime takılıyor dedim ben. İçinde dedim parça bırakmış dedim ben. Yoksa bu niye ağırsın dedim ben. Aşırı derece ağrıyordu. Ben de çıkarmaya uğraştım. Yok, anam o dilime dokanan kemikte hafif aşağı iner gibi oldu. Ama benim surat komple bir tarafı mahvoldu, şişti. Ben o ağrıyla beraber sabah olsa da, dişçiye kendimi atsam da, bir dalaşmanın şeyindeyim artık. O can havliyle, yok parçayı çıkaramadım ben. O kadar yani canım da sert ki, o acıya o suratım mahvoldu. Neyse sabah oldu. Eşim kalktı gitti tabii saat 9'a doğru. Dişçi geliyor. Anam saat 7 oldu. 7.30 saat 9 olmuyor. Delireceğim. Kafayı yiyeceğim. Baktım bir çok Eskişehirli komşumuz vardı, Nevin diye. Yaşlarımız aynıydı. O evli değildi. Tabii ben küçük evlendiğim için çok iyi arkadaş olduk. Kendi evinde dikerdi. Fason toptan kıyafet dikerdi. Triko üzerine. Tekstil üzerine pardon. Toptan verirdi. Öyle. Toptan iş yerlerini dikerdi. Arada canım sıkılır. Ona giderdim. İlik açardım ben. Mesela askılı pantolonlar dikerdi. İliklerini açardım makinede. İlik makinesinde düğmelerini dikerdim. Çok yakındık yani. Hemen saat 8.30-9'a geliyordu. Hemen gittim Nevin dedim. Kapıyı çağırdım anneciğim dedim. Nevin dedim kalksın söyle kalksın. Uyuyormuş Nevin. Girdim dedim Nevin kalk. Ne oldu suratın kız ne oldu sana? O da yumruk yemiş gibi ama bu gözüm kapandı. Gözlerimin altından çürüdü şişti buram böyle. Dedim dur. Dedim sen Evri'ye bir bak. Ben gidiyorum o dişçiyim dedim. Ben biliyorum şimdi ne yapacağım. Ne oldu? İçinde dedim şey yaptım, iktisat mı denir onu bitirdim okudum. Diş üstüne şey okudum ya ben, ondan çok iyi biliyor. Tövbe tövbe. İşte can tatlılığı, can acızlığı. Dedim ben biliyorum onu yapacağım. İşte o nasıl dişçi olmuş da ben saydırıyorum Nevi. Hadi git git dedi o, Evri'yi kucakladı. Soluğu aldım dişçinin yanında. Ben daha içeriye girir girmez başladım zaten saydırmaya. Dişimde parça bırakmışın da suratımın haline bak da sabahlara kadar uyuyamadım da. Adam şöyle biraz suratı değişti tabii yaşça benden bayağı büyüktü ben. Ufak daha. Otur kızım şuraya otur bakayım dedim. Ne oldu senin dediğin? Dedim parça bırakmışsın dedim ben. Senin aldığın diplomaya da okuna da ben saydırıyorum. Çok biliyorum ya ben. Şuraya dedi bir otur dedi. Aç bakayım ağzını. Ağız da yamuldu açılmıyor. Ağızlar tövbe tövbe. Dur falımı kapatayım da. Neyse halimiz çıksın falımız. Bundan sonra fal çıksa ne olacak? Çıkmasa ne olacak? Şuraya otur dedi. Ağzımı açtım zorla. Hani iyice açayım diye bir şey taktı böyle ağzımı kapamayayım diye. Sen dedi ne yaptın dedi sabaha kadar dedi bana. Döndü baktı. İçinde dedim bıraktın dedim kıyım.
kalan diş parçasını dedim çıkarmaya çalıştım. Ağrıdan duramadım dedim ben. Aferin sana dedi. İyi ki de çıkaramamışsın dedi. Çene kemiği dedi takılmış dedi. Tabii diş çekilince o çene kemiğini aşağı çekmişsin dedi. Benim suratım buraları çürümeleri ama ben asıldıkça buralarım sızım sızım sızlıyordu. Ne diyorum buralarım bütün şişti gözüm kapandı çürüdü yani bir gecede. Aferin sana dedi güzel başarmışsın dedi. Çene kemiğini aşağıya çekmişsin oynatmışsın dedi. Dilime takılan diş çekiliyor tabii ki işte arkada olunca azı dişimi deniyor köpek dişimi deniyor köklü diş. Çene kemiğine takılmış. Dedim ağrı neden? Ağrı olacak dedi diş çekildi dedi. O dedi bir gece dedi biraz ağrı yapacak dedi. Ona dayanacaksın dedi. Sen dedi çene kemiğini dedi. Ben o cımbızla tığla onu diş kaldı içinde parça kaldı diye çene kemiğini oynatmışım onu hiç unutmam. Kız bu dişlerden neler geldi başıma. Ondan sonra bir de adama saydırdım aklıma onlar geliyor. Git kızım git dedi ben seninle uğraşamam dedi. Bir daha gelme dedi buraya dedi bana adam. Hayır bir de hamileyim. Dedim bana bir ilaç. Ne ilacı mı ilacı dedi. Git dedi ben senden dedi uğraşamam dedi. Bir de güzel kovdu beni adam. Hak ettim yani. Normaldi o. Adamın o şekilde yapması. Bereket baktı. Yani kurcalaya kurcalaya. Ay onu hiç unutma. İsmail'i. Dişçiye o kadar rahat. Tabii şimdikileri iyi canım fıs fıs ediyorsun. Ama ya ne kadar fıs fıs da etsen, onu da etsen, bunu da etsen. Ben o iğneyi gördüm mü ben bir tuhaf oluyorum. Hani başıma öyle geldi çene kemiğini aşağıya maşallah oynatmışım. Suratım böyle bayağı bir çarpık gezdim. Bayağı bir gezdim hem de öyle. Göz kapalı çürük bütün buraları. Göz kapandı şişti buram. Aman ha yani hiç kurcalama o ağrı ağrıdır hani ben yaptım öyle bir halt yedim boyumun ölçüsünü de aldım yani bu dişlerden çektiğim aklıma işte ondan sonra hep o Ayşe abla gelir annemin dediği gelir işte hamile ki kız her hamile kaldım da bu dişlerim abo delirdim delirdim kaplamamı yaptırmadım onu mu yaptırmadım en son şurama yetti kız her hamile kaldığımda diş mi ağrır ya dedim demek ki annem doğru söylüyormuş. En son bir gün yine öyle canıma yetti dedi, dişçiye gittim. Yani artık hamileliği de geçti. Normal dedi. Artık o bağlantılı birbirine gidiyor. Dedim çek ya dişçiye dedim. Çek çek sağlamı da çek. Çürüğü de çek. Hepsini çek dedim. Bu dişten dedim usandım dedim ben ya. Hayır dedi. Dişçiler mesela her zaman öyle diyor. Bir tane de olsa kendi. Ya istemiyorum dedim. Ağız benim, diş benim sana ne? Çek gitsin kurtulayım. Yani çünkü onun ağrısını ben çekiyorum. O artık aldı başını gidiyor dişlerin hepsici. Yok anam dişçi çekmedi. Güzelce ne sinirlerini aldılar dişlerimi. Güzel bir o zaman Bursa'dayız daha. Porselen yaptı. İnci gibi diş kendi dişlerim duruyor. Üzerine kaplama yaptık. Dedim bari olmuş ki porselen olsun. Tövbe. O kaplamaları bayağı bir kullandım. Çekilen öteki dişlerime bağlantı işte bir şeyler yaptılar. Ama hakikaten de yıllar zaman geçtikçe başına gelmeden insanın kendi dişi gibi hakikaten yokmuş. Dişi hakikaten doğru söylüyormuş. Buraya geldik. Antalya'ya. Benim o kaybettiğim ablam herhalde. Dişlerim bayağı uzun süre bir kullandım. Bir sıkıntı ağrı vermedi. Bazılarının sinirlerini aldı. Kız o sinirler de var ya hani kılcal şey gibi böyle kurt gibi ince belli belirsiz bir ip gibi bir şey. Merak ettim sinirini aldığı zaman dedim göreyim bakayım o sinir nasıl bir şeymiş dedim. Dişçiye de gösterdiydi bana. Ablamla çarşıdan geliyoruz. Kaybettiğim ablamla. Dedim ya ayrılmaz ikiliydik. Diye onunla. Doğmuş beklerken simitçi gördük. Söylemesi ayıp. Dedim bir canım çekti abla şuradan dedim simit alalım dedim ben. Simit aldık ama her şeyde yani kendi dişin gibi her şeyi takır tukur yiyemiyorsun yani. Arkaya
beşliğe oturduk biz. Yer vardı. Ayakta da insanlar var, oturan var. Elimizde simitlerden birer parça kaldıydı. Hem usul usul yiyoruz, ısırıyoruz simitlerimizi. Hem seyir halinde gidiyoruz. Isırdım simidi ağzıma. Ağzımda bir şey döndü. Yaptım, bir şey takıldı. Şöyle usulcuk hemen elime aldım. Aman baktım diş. Allah dedim, kahretmesin dedim artık bak. Yani önce eksikliği bir kendinde ara da ondan sonra, ama o an işte aklına bir şey gelmiyor o an mesela. Baktım bir diş parçası. Şöyle ufak bir şey. Ay dedim, simidi de çıkardım dedim ablama, aman abla dedim, usulacık ablama. Şey dedim, hamuru yoğururken dedim biri dişini düşürmüş dedim. Feyza da beni dinliyor, gülüyor. Allah aşkına hem test çözüyor. Bak ya, bacağımı ısırdığını anlatsam ne olacak? Dişim. Ay tövbe tövbe. Ondan sonra ben onu o an dolmuş durdu. Helal para gene. Kız o pahalıydı, o dişlerdi bir de porselen. Önde olsa şöyle yandaydı kaplama olan. Ya önde de var da çıkan şu yandaki. Şöyle dedim, bir şey böyle biri inerken attırıverdim. Dedim midem bulandı, yemeyeceğim dedim ben. Ondan sonra hani elimdekini attırdım. Kapı açıldı. Yolcu iniyordu. Attırdım ben. Ondan sonra biz bir durak daha gittik. Benim şuramda hafif bir hava aldı böyle. Bir sızı. Anam dedim, şöyle dilimi bir yolladım. Diş benim diş. Simidi. Simidi yerken diş çıkmış. Kaplama ya. Kendi dişimin üstünden çıkınca o zaten ufak bir şey. Yani kendi dişimin üzerine kaplıyor. Ufak bir şey. Diş benim diş dedim. Gitti bir de porselen, bir de pahalı o dişler. Dişi nerede bulacağım? Attım dişi. Attım dişi. Ablama dedim, diş benim diş. Ablam başladı gülmeye. Hayır, o güldü, benim sinirim bozuldu. Ben başladım gülmeye. Ayakta giden yolcular indiydim. Fırlayıverdim. Artık o iki tane basamakta ben diş arıyorum kaptan dedi. Tövbe tövbe. Ay. Kaptan dedi ki, hanımefendi ne arıyorsunuz, bir şey mi düşürdünüz dedim. Vallahi dedim, dişimi attım dedim, belki düşmemiştir dedim. Basamakta diş arıyorum. Basamakta diş arıyorum. Durakta oyalandı, kapıyı açtı, neyse. Ablamla baktık basamaklarda, ay gene diş aşağıya düşmemiş. Yani yolcu inerken ben attığımda çarpıp basamaklarda kalmış, paspasın kenarında. Aldım dişi güzelce, neyse biz eve geldik. Rahmetli geldi. Buraya yeni taşınmışız, dişçimişçi bilmiyoruz, burada tanımıyoruz. İyi dişçi nerede bulacağım? Ha bir de diyorum ki hamurun içine, hamurun içine diş mi düşer Allah aşkına ya, cahillik. Benim ev sahibim, benim evde oturan Özlem, benim ilk ev sahibim. Dedim ya 5-6 sene oturduk, ancak Özlem'i biz evlendirdikten sonra çıktık yani. Bana annelik babalık çok yapan insanlar. Hemen onlara gittik, onlara söyledim. Dedim böyle böyle dedim ya. Nurları içinde yatsın, Fatma teyzeyi kaybettik. Ali İhsan abi yaşıyor daha. Aa dedi, dur dedi kızım dedi bana. Bizim dedi dişçimiz var dedi, bir tane dedi, çok iyi dedi. Ondan sonra Ali İhsan abin dedi oraya götürsün dedi, senin dedi Özlem falan gidin dedi. Dedim iyi. Diş dedim vallahi böyle böyle oldu teyze dedim, yani simit yerken dedim diş dedim düştü dedim ben. Hani iyi ki buldum dedim, hani bir yapıştırılacak oraya o. Bir de onun dişi yaptırmaya kalksan, gurbete zaten yeni gelmişik. Yani durumumuz muamma gibi bir şey, bir de dolandırılmışık. Neyse götürdü, o da babam yaşında bir abimiz, onun adını hatırlayamayacağım, bir iki kere zaten ona gittim. Ondan sonra onun oğlu Ömer, o devir aldı, o abiyi kaybettik, ben birkaç kere gittim. Ondan sonra benim Antalya'daki
dişim sürekli hep o olmuştur. Oğlu yani birkaç kere babasına gittim. Gittik de anlattım böyle böyle diye yapıştırdı. Dedi kendi dişin gibi olmaz dedi. Evladım dedi adamcağız Alistan amcanın yaşlarında. Tabii dedi yani dikkat edeceksin. Sert bir şeyler yerken mesela. Çok orantılı insanın tabii. Kendi o zaman bana Bursa'daki dişçimin dedikleri aklıma geldi. Bir tane de olsa iki tane de olsa hani ben hepsini çek dediğimde kendi dişin gibi olmaz dedikleri aklıma geldi. Onu yapıştırdık. Bir iki kere daha böyle ufak tefek sıkıntı olunca gittim. Ondan sonra o amcayı kaybettik. Oğlu devraldı. Oğluyla çalıştırıyordu zaten Ömer diye. Yıllardan beri şimdi sürekli yakınım olsun bir şey olsun ona gider hep giderim yani Ömer'e. Ondan sonra benim diş şeylerimi bitiyor mu anam bitmiyor işte bu diş bu. Kendi ağzında diş ona da çok yalvardım ben mesela. Uzun yıllar kullandım Bursa'da yaptırdıklarımı bir kaplaması düştü ama belirli bir süresi sınırı var. Aman dişlerinize bakın gözünüzü seveyim. Gerçi kendinize bakın insanın neresindeyse şikayeti sıkıntısı derdi orada. Ondan sonra hep Ömer aldı mesela benim diş sıkıntılarımı. Ablacığımı ona götürdüydüm ben mesela. Çocuklarımı götürüyordum. O çocuklarım öyle bir sıkıntı maşallah şeytan kulağına kurşun. Hiç öyle bir sıkıntıları yok. Aman olacağı varmış. İşte ben hamileye çektirdim, ettim, kınadım, ettim. Ondan oldu diyerekten diye bahane buluyorum ama. Ama bu kadar da üst üste olmaz. Çok genç yaşta kaybettim ben. O devraldı işte. O kaplamaların vadesi tabii ki belirli şeyden sonra... Ona da çok yalvardım. Ömer gözünü seveyim çek. Ömer gözünü seveyim çek. Ana adam çekmem dedi. O da çekmem diyor. Başka şey demiyor. Kız ağzımda diş kalmamış. Yani dört yok. İki tane şuralarda. İki tane buralarda. Bağlantılı diş yapıyor. Tabii kaplama kendi dişlerim de var önde kaplama. Ama o kaplamalar zamanla mesela o... Kendi oyup temizlediği dişler zamanla onlar da gidiyor tabii ki. Ya çek dedim gözünü seveyim bana yap damak geç dedim ben usandım bu dişlerden. Yok çekmem diyor adam bir şey demiyor ya sinir olacağım ona da dedim. Ya ben zaten dişçiden aklım çıkıyor ama bana zaten dişçi dediler mi her yerim kabarıyor. Ondan sonra yok çekmiyor. Şimdi ben hatta yüzüne karşı dedim artık akraba gibi olduk. Ailesini hanımını falan tanıyorduk dişçinin. Bildiğin akraba gibi olduk. Hatta Konyaaltı Caddesi'nde ailece de tanıştığımızda dükkanları vardı. Varlıklıydılar. Onun dükkanını eşim kiralamıştı iş yeri için. Dedim ya çek dedim Allah aşkına Ömer çek dedim. Ben dedim artık hani dayanamıyorum. Hayır 3 de olsa 4 de olsa kendi dişim bilmem bir zarttıdı zurttudu. Dedim bir gün sen dedim benden dedim 2 sene sonra bu dişler dedim sıkıntı çıkaracak dedim. Anam az da para değil. Gene para almak için yapıyorsun değil mi dedim ben ona. Yo ne ilgisi var dedi. Bak sen dedi benim dediğime sonra dedi geleceksin dedi. Şimdi belki evet öyle diyorsun ama dedi. Kız benim diş maceralarım çok. Hangi birini anlatayım. Neyse işte böyle dörder ağzında kaldı 5 diş. Köprülü meprülü. Yani ötekileri artık kaplamaların bazılarını aldı. Bağlantı, köprü, möprü işte bir şeyler. Dişçi o biliyor, yapıyor. Bir artık gene çoluk çocuk mesela büyüdü. 3 sene, 4 sene sonra gene sıkıntı diş bende. Yani oluyor, bağlantı öteki kendi dişinle bağlantı yapıyor. Buradakini tutturuyor, o onu yiyor, öldürüyor, bitiriyor. Tabii bu arada... Eşim beşim gitti. Bizim yani kaybettik. Çocuklar büyüdü etti. Yok ben gene aradan 4 sene geldi. Gene ben lap Ömer'e koşturuyorum ben. Anneciği de yazık sekreterliğini yapardı Ömer'in. Hanımı da çalışıyordu tabii. Hanımı ne iş yapıyordu onun dedi. Unuttum da. Öğretmendi. Anneciği eleman almıyorlardı. Annesi kendi bürosunu temizlerdi teyze. Oğlunun yemeğini yapardı. İşte yanında bir iki işçisi vardı.
Artık gittim dedim Ömer, ben sana dedim bu kaç sene sonra dedim bak bu olacak, ben sana bunları çek. Ya sen bırak, sen beni dinle. Ya sen benim bedenimde yapacağım şeye sen karışamazsın. Sen yap çek ya, ben kurtulayım. İşte kurtulunmuyor öyle, olmuyor. Neyse baktı, gel buraya dedi gel. Zaten onlar da gitmiş dedi, bağlantı yaptı İmet Ali, onları da yemiş. O dört tane, bana bak dedim, sen dedim bu dördü çekiyor, ağızda hiç diş kalmayacak. Bu dedim, ne zaman takacaksın, artık damakta karar kıldık. Yani ağzımda hiç diş kalmayacak, ben dişten kurtulacağım. Yani ağrısından kurtulacağım. Usandım ya yıllardır dişçiye gitmekten. E dedi vallahi oraları geçesiye kadar kusura bakma dedi, dişsiz gezeceksin dedi. Dedim ben nasıl çalışıyorum, nasıl dişsiz gezerim dedim ben. Ondan sonra gel buraya gel dedi, hemen ölçü aldı, sana geçici bir diş yapayım dedi. Hani geçici, hemen emanetten. Yarası da geçmeden hani dikkat et biraz dedi, hani görüntü olaraktan dedi. İyi hadi dedim ben de. Kendisi de çünkü tabii dişçi yapıyor. Sadece çekme falan onlarım değil. Atölyesi de vardı yanında. Hemen ölçüyü aldı. Hemen bana bir yarım saatte geçici diş tak tak dizdi. Biz damak taktık. Alt üst damak. Ben diyorum ki dişten kurtuldum. Tabii ağrısı var. Ona alışasıya kadar. O da bana diyor ki leblebi ye, nohut ye. Ya ben çorbayı zor içiyorum. Leblebi, nohutu nasıl içeceğim? Hani otursun, yerleşsin. 20 gün falan sonra gerçek dişler, bu çekilen dişlerin yarası geçsin. Oturuşsun diyerekten diye. Dedim ne leblebisi, nohutu. Ömer ben çorbayı zor içiyorum. Yapıyorum, yok alışkın değilim. Alışkın değilim. Neyse 20 gün geçti. Dedim inci gibi olsun dedim. Porselen yap dişlerimi dedim. Dişçilere çok para verdim ben. Aldık dişleri taktık. Dedim senin ötekileri ver gene, ne olur ne olmaz. Yedekte benim hala yedekte dişim vardır. Yedekte dişim vardır. O dişleri al. Sakın dedi gece çıkarayım deme dedi. Çıkarırsan dedi alışamazsın dedi. Çok zorluk çekersin dedi. Söyleyeyim dedi. Aman zaten çıkarma. Ama ben gece çok sıkıyorum dişlerimi. Çok da gıcırdatıyorum yani. Normal bir kendi dişlerimde varken. Anam ağzımda sanki bir tuhaf. Ben o dişlere çok zor alıştım. Anam işte herkesin bir söylediklerinde hep gerçek payı varmış. Yani bunları insanlar... Hayır ben insan demeyelim, ben kendimden örnek veririm. Yaşayarak öğreniyorsun bazı şeyleri. O kadar çok zor alıştım ki ben o dişlere, o ağzımın içi yara olmadı mı, şuralarım, o vururum mu, vurdukça gidiyorum artık Ömer'le, artık onunla da onlarla da iyice ailece görüşüyoruz. Akraba gibi olduk, saydırıyorum, ediyorum, sen yapamadın, ölçüyü alamadın. O can acısıyla o da diyor ki ya şimdi bak... faiz ediyor bu ağzını diyor, oturasıya kadar basıyorsun ediyorsun, yerleşiyor bunlar olacak diyor. O oturduğu zaman tamam, o oturasıya kadar benim ömürden ömür gidiyor yani. Ondan sonra neyse oturdu etti ama sıkıntı geceleri mesela işte çok zor alıştım. Şu anda mesela damak benim çektirdim. Allah'a şükür diş ağrısı yok ama tabii ufak tefek böyle bazı sıkıntıları alıyor. Mesela küre alıp vermedi. Çok hemen hissediyorum. Hemen anlıyorum bu hastalığımda. Hemen anladım. Ufak tefek tahrişler yapıyor bende. Ona göre yani tabii küre alıp verdikçe onların da şartı kayıyor. Ben alışasıya kadar çok sıkıntı çektim. Bilhassa geceleri. Bir kereye mahsus çıkardım. Ondan sonra aklıma geldi. Ömer'in dediği sakın çıkarma, alışamazsın dediği aklıma geldi. Ondan sonra asla çıkarmadım. Dedim alışamam. Şimdiye kadar hep kendi şeyimi
dikine kuyruk gittim. Dedim bilinçsiz bir şey yapma. Ne diyorsa doğru söylüyordur. Çıkarmadım. Bir gün bir gece artık böyle ama iyice içim geçmiş. Artık o onlar da benim kafamda yer mi etmiş, ne ettiyse artık. Anam gece bir uyandım. Şu yatakta yatıyorum. Ayağımın yanında aman yataktan bir fırlama fırladım ben. Dedim böcek girdi bacağımı ısırıyor. Yataktan fırlamamla lambayı Feyza'da bakışa bak Allah aşkına. Yavrum nasıl dinliyor beni? Gece lambası var. Bir fırladım yataktan. Dedim eyvah böcek var. Fırladım. Hani o uyku sersemiyle ama baya baya böyle etimi böyle sanki ısırır gibi oldu. Yorganı bir fırladım. O an ağzıma aklıma gelmiyor benim. O uyku sersemi, o böcek aklımda değil. O zaman işte kendi evimizde annemi falan kaybettik. Oradayız. Oradayım yani. Bir silkeledim. Anam diş düştü aşağıya. Teyze gülme. Dişlerinize iyi bakın. Diş düştü ayağıma. O uyku sersemiyle herhalde ben artık o kadar tatlı uykuda çıkarıp da bacağımı, o bacağımın oraya nasıl gittim? Bacağımı mı kaşıdım? Dişimi çıkarttım da. Bacağımı kaşındı. Bacağımı mı kaşıdım? Hani öyle de diş orada kaldı. Öteki de kolumun yanında herhalde çıkarmışım uyku sersemi rahatsız ettiyse. O da işte ben yatakta dönerken ederken diş ayağımı ayağıma bak. İnci gibi dişlerinize iyi bakın. Böcek ısırdı diyerekten diye gece kondu ya olmuyor değil. Oluyor yani. O can havliyle o bacağımı kızlara anlattım da kızlar da gülüyor. O diş orada ne arıyor? Hele yeğenim çatladı gülme. O ya diş orada ne arıyor işte uyku sersemi çıkarmışım diş. Çıkarmışım dişi. Böcek ısırıyor diyerekten diye. Fırladım. Yavru çok ama hakikaten bu diş dediğim gibi sağlık Allah göstermesin gözüne bir şey olsa gözünde ama bu dişten de aman çektim. Aman ne çektim. Hele Feyza'dan gene o evdeki bir arıza yaptıydı. Hemen kalbini açarken. Evet. Gırpin açıyordum. Bak nasıl biliyor çocuk. Devamlı gırpin kullanıyorum ya. Yırttım o içindeki şeffaf şıkırdağı yok mu? Şıkırdağı. Neyse şıkırdak mıkırdak. Folyodan işte. Elimle açamadım. Dedim şöyle dişimle koparayım diye. Sen diş buradaki, kop. Şuradaki diş kop çık gel elime. Dedim Feyza'ya hadi dedim şimdi Ömer'e gitmedim diye. Yeni diş hastanesi açıldı benim evimin oraya. Ahatlı'da o gece kondunun oraya. Çok güzelleşti oraları. Oraya gittiydik. Zaten hafifte yıllardan beri kullanıyorum. Üst damakta çatlaklık vardı. Dedim böyle böyle. Söyledim bayana. Dedim tamir ettireyim. Yani alt üst yeni yaptırayım. Tamam dedi o. Çıkardım tabii onun yanına girerken peçeteye çantama koydum ben. Onu yapıştırdı. Bunu dedi geçici olarak şimdi turun dedi ölçüleri aldı. Anam o da var ya git özele Ömer'e gitmediğime. Ömer de zaten taşınmış artık oradan da yerini de bilmiyorum. Telefonu da kaybettik. Git gel git gel anamı ağlattılar benim. Kaç kere gittim geldim iki günde bir. Öteki dişim yapıştırdı yeniden hani yenilensin diye yaptırıyorum. En son artık dişleri alacağım yeni dişleri Feyza'la gittim. Feyza da gülüyor. Bayandı doktorum. Çıkardı. Sakın dedi çıkarma dedim ana dişleri dedi. Alışamaşın. Her yeni dişte anam bir alışkanlık. Kulağı çınlasın. Beğenmedim o dişleri ben. Sonra gittim tekrar yaptırdım ben. Arzucum dediydi bana. Öpüyorum seni buradan. Arzum benim seyredersen bunu. O ne kız dedi. Ayağına takunya takmış gibi dedi. Hakikaten de öyleydi. Ama suratımı... ön iki diş büyük, yandakiler evet, küçük, küçük. Sana tekrar böyle orta boyluyor. Evet, tavşan diş gibi bir... Hayır, yüzümün şeklini değiştirdi.
gün kullanmadım onları zaten, attım da. Bir de bana diyor ki, vallahi o bayanın ağzındaki dişleri öyleydi. Her model herkesinkini öyle yapıyordu herhalde o. O kadının dişi de öyleydi kendinin, doktorun. Çıktık, çıkarma dedi bana. Ya çıkarma, ben konuşamıyorum ki. Ağzımı açamıyorum. Ağzından düşmüştüm. Bak biliyor çocuğum. Çıktık dişçiden geliyoruz. Ağzımda dişler ama benim sinirlerim bozuk. Konuşayım dedim. Konuşur konuşmaz benim diş fırladı gitti ağzımda. Fırladı gitti, tutmuyor. Eve geldim hatta işte bir canlı yayında Arzum öyle dedi. Ne o kız ağzındaki takunya gibi dedi. Hakikaten de öyleydi. Takmadım, eski dişlerimi taktım. Tekrar gittim ben, dedim bunu dedim kullanamıyorum dedim. Yani bu kesinlikle ağzımı açınca benden önce gidiyor. Gidiyor diş. Of ama buna benzer çok benim, sadece bu dişle ilgili değil başka şeylerle, aman ne maceralar ne anılar ne anılar. Dişten açıldı da onu anlatayım dedim, anlatacağım dediydim. Bitmez, anlatsak saatler sürer. Onun için çok çok iyi bakıyorsunuz. Aman ha, benim yaptıklarımı uygun kesinlikle onaylamıyorum tabii ki. Ama sağlık çok önemli. Neren ağrırsa orada yani, ama hele ama diş, aman 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 aman. Aman 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 diş. Neler neler çektim o dişlerden ben. Ah ah, işte işte kınamayacak kimseye, büyük konuşma, büyük lokma. Evet yeter, bu kadar fazla uzun sürdü. Başka bir anılarda. İnşallah daha bende çok anı var da işte ya, bazıları da anlatılmıyor. Anlatsam olmuyor. Eleştiri de bazen çok alıyorum. Eleştiriden ziyade zarar gelecek diye de korkuyorum. Ama üstü kapalı anlatabilirim. Hepinizi çok seviyorum. İnşallah bir dahaki vlogda, anılar vlogunda aklıma gelirse ya. Ama kafama tufladım. Artık durdu. Hele şu rahatsızlık hakikaten beni biraz çok az değil, çok fazla etkiledi beni. Hala düzelmiş değilim. Sadece dediğim gibi ağrılarım geçti ama normal düz yolda dahi nefesim kesiliyor, yürüyemiyorum. Bilmiyorum şu 15 gün içinde inşallah toparlarım, yoksa dönmem lazım işe. Bilmiyoruz bakalım nasıl olacak, durum ne gösterecek. Evet hepinizi of kokulu kokulu öpüyorum. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Feyza'cığım görüşmek üzere, limon yiyor. Kek için verdiğiniz yorumla teşekkür ederiz desene dama. Besili dama. Ondan. Ne ya ondan? Bundan. Senin dediğinden. Kendisi öyle. Limon yiyor. Evet bir dahaki vlogda görüşmek üzere hepinize. Köpeğe bak. Kokulu kokulu öpüyorum. Bu mu?